Asya kökenli insanlar. Çok daha enteresan bir kısım, ülkede 11 tane resmi dil var. Özellikle 1996-94 yılında yapılan ilk demokratik seçimlerden dolayı ülke içindeki tüm azınlıkların hakları öncelik verildiği için ülkede kullanılan kaç tane, herhalde 30 tane dil vardır ama en çok kullanılan 11 dil resmi dil olarak kabul edildi. Güney Afrika'daki madenciliğe baktığımız zaman şunu ilk başta söyleyeyim. Avrupa'dan göç eden ilk insan Van Riebeeck'in geliş tarihi ülkeye 1652. Sadece 200 yıl sonra Güney Afrika'daki ilk madencilik aktiviteleri başlıyor. İlk bulunan maden türü bakır. 1860'ta çok enteresan elmas madenciliği başlıyor. Ve bundan sonraki bilirsiniz çok meşhur Kimberley bölgesindeki o Big Hole kısmı 1871 ile 1914 yılları arasında toplam 14,5 milyon karat elmas çıkartılmış. Fakat altının keşfi 1886'da, yani 19. yüzyılın sonlarına doğru. Fitz Basin olarak tarif edilen bu yapıda 1886'da ilk altın keşfediliyor. Fakat öyle bir keşif ki dünyadaki şu anda bulunan tüm altın stoğunun üçte biri bu damardan elde edildi. Çok da enteresan bir rakam vereyim. 1970 yılında 53 tane işlem gören madenden bir yıl içinde 1147 ton altın çıkarıldı. 1970-1980'li yıllar Güney Afrika altın madencilerinin en parlak zamanları. Ondan sonraki yıllarda en büyük keşiflerden bir tanesi de platinin grup metalleri içeren platinyum madeninin cevherinin keşfi. Burada 1924 yılında Polokwane bölgesinde yapıldı. Fakat 1970 yıllara kadar platinyum pek o kadar değerli bir maden değildi, kullanılmıyordu. Fakat 1970 yıllardan sonra bu da büyük bir işlem gördü. Peki bu altının oluşumu nasıl bir yer, nasıl oluştu? Bu konuyla ilgili birçok teori var. İlk baştan şurayı göstereyim. Ekranda gördüğünüz Afrika kıtası, Güney Afrika. Şu sarıyla gösterdiğim alan, Wits Basin dediğim alan. Bu sanıyorum tahminlere göre 3 ila 3,5 milyar yıl önce büyük bir deniz olarak tarif ediliyor. Bu sarı bölgeyi büyüttüğüm zaman ve şurada da ölçeği veriyorum 100 kilometre. Yani basin hakkında bir dimension konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Yani yaklaşık 600 kilometrelik bir uzunluktan bahsediyorum. 600 kilometre sanıyorum Ankara İzmir arası, yani İzmir Ankara arası benim yanlış değilsem herhalde 600 kilometre civarındaydı. Son 100 yılda, 110 yılda 5 tane temel altın üretilen damarlar keşfedildi. Bunların birincisi Ivanda bölgesi. Daha sonra Boksburg, en büyük üretim yapılan yer ise Johannesburg'un üstünde bulunduğu East Rand, Central Rand and West Rand. Onun haricinde büyük faultların ayırdığı damar Klerksdorp bölgesinde başka bir maden yatağı veriyor ve Welkom şehrinin bulunduğu o bölgede altın üretiminin yapıldığı yerlerden bir tanesi. Jeoloji konusunda iki tane temel bir şey var, teori var. Bunlardan bir tanesi placer, yani akıntılarla beraber gelen ve depozit olan altın yatağı. Diğeri de hidrotermal teori modeli. Her iki modelin de şu anda alıcısı ve reddedeni var. Fakat madencilik açısından pek o kadar önemli değil. Fakat şu anda kabul gören iki model var. Fakat iki modelin bir tanesinde de şu ana kadar kimse karar verebilmiş değil. Toplam altın üretimine baktığımız zaman dünyada şu an itibariyle, yani insanlık tarihindeki toplam altın üretilen miktar yaklaşık 200 bin ton olarak tahmin ediliyor. Yani 200 bin tonu biz anlayabileceğimiz bir
hacme koyduğumuz zaman bir küp düşünün. Her kenarı yaklaşık 21-22 metre uzunluğunda olan bir küp. Yani bunu şey yapabilmek aslında biraz zor geliyordu bana. İlk başta ben de bu rakamı gördüğümde bunu anlamakta zorluk çektim. Ama günün sonunda her bir kenarı 22 metre uzunluğunda olan bir küpü doldurabilecek bir altın üretildi şu ana kadar. Fakat sadece Wits Basin'dan çıkan altın, bu toplam üretilen altının nerede bakarsanız %22'lik bir kısmı sadece Wits Basin'dan gelmiş. Bunu niye gösteriyorum size? Sadece Wits'in ne kadar önemli, ne kadar büyük bir altın yatağı olduğunu gösterebilmek için. Şu anda dünyada bulunan en derin kuyulara baktığımızda bunlardan 8'inin Güney Afrika'da bulunduğunu ve hepsinin altın madenciliği için açıldığını görüyoruz. Diğer 2 tanesi Kanada'da, fakat bunlar daha nikel ve bakır üzerine çalışıyorlar. Güney Afrika'daki madenlere baktığımızda en derin maden şu anda Mponeng madeni. Bu AngloGold Ashanti firmasına ait ve 2018 yılında yapılan tüm üretimin yaklaşık %80'i ve %85'i 3.2 kilometre ile 3.8 kilometre aralıktaki kısımdan elde edildi. Yani adamlar zaten şu anda 3.8 kilometre inmiş durumdalar. İkinci en derin maden 3.9 kilometre derinliğinde Tatona madeni. Tatona madeni gene AngloGold Ashanti'ye ait, fakat şu andaki elindeki resursların ekonomik seviyenin altına indiği için maalesef Tatona Shaft şu anda kapatıldı. Aynı şekilde üçüncü derin maden Savuka altın madeni, bu da AngloGold Ashanti'ye ait bir kuyu. Bu da 3.7 kilometre derinliğinde. Aynı sebeplerden dolayı şu anda Savuka'da herhangi bir üretim yapılmıyor. İşlem gören, içinde madencilik faaliyetleri gösterilen, operasyon halinde bulunan ikinci derin maden Driefontein'e ait. Driefontein el değiştirdi. Şu anda Sibanye firmasına ait. Yaklaşık 3.4 kilometre derinlikte ve 1952'den beri bu maden çalışıyor. Beşinci sırada Kusaselletu. Bu maden yine altın üzerine işlem görüyor. 3.2 kilometre derinliğinde. Altıncı en büyük derin madenlerden, en derin madenlerden bir tanesi Mahkusong. Bu da 3 kilometre. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. 2019. yılın sonlarında başlayan bu altın madenciliği öyle bir seviyeye ulaştı ki 1950'li yıllarda 2 kilometreyi, 2.5 kilometreyi geçen şaflar açıldı. Şimdi Mponeng madenini bahsettiğim zaman bir video göstermek istiyorum size. Bu videoda belki de seyrettiğinizi tahmin ediyorum. Çünkü bu video şu anda YouTube'da da herkese açık. Bu madde, bu videoyu seyrederken göreceğiniz olay bir insan üzerine etkisi, bir de bulunduğunuz ortamın içinden kaynaklanan ve sizin kontrolünüzde olmayan bir takım fiziksel gerçekler. Artun Bey, bu videoyu başlatabilir miyiz lütfen? Tabii. Onur, hemen videoyu paylaşma şansı olur mu? Hemen hallediyorum. Bu 12 dakikalık video, uzunca biraz ama çok iyi bir fikir vereceğini tahmin ediyorum sizler için. Başlatıyorum Gökhan Bey, uzun süre. Lütfen.
Şimdi burada benim sizin dikkatinizi çekmek istediğim birkaç nokta var. Eminim fark etmişsinizdir videoda da. İlk baştaki en büyük etken fiziksel etkenler, içinde bulunduğunuz ortam. Ne dedi? Her 100 metrede ısı 1 derece artıyor. Yani siz ısı yeryüzünde 0 derece ise 3 kilometre indiğiniz zaman ısı 30 derece olacak. Yeryüzünde ısı 20 derece ise siz yer altına indiğiniz zaman, o ortamda bulunduğunuz zaman oradaki ısı 50 derece. En büyük problemlerden bir tanesi dediğim gibi ortamın bulunan ısı. İkincisi hava basıncı. Şimdi o asansör aşağı inerken hızını ne diye tahmin ediyorsunuz bilmiyorum ama hemen hemen nereden bakarsanız bakın bir free fall gibi bir şey. Yani o asansörün hızı 60 kilometre saatteki hızı. Yani bu ne demektir? Yaklaşık 14-15 metre saniyedeki hız. Dolayısıyla bu hızdaki aşağı doğru inerken ya da yukarı doğru çıkarken en büyük problemlerden bir tanesi insanın kulağına binen basınç. Diğer en büyük dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi son derece basit bir şekilde gösterilen patlatma operasyonu. İnanın bana o patlatmanın şekli, şemalinin belirlenmesi için en az yüzlerce proje gerçekleştirildi. O patternların düzeltilebilmesi için. Ben slayda dönebilir miyim, Artun Bey? Tabii tekrar ekranı paylaşmayı denerseniz kaldığınız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Kamera işaretinin yan tarafında içeriği paylaştığı bir yer olması lazım eğer yerini duysanız. Ama ben kendi slaytlarımı göremiyorum burada. Heh, tamam. Şimdi benim burada tüm söylemek istediğim şu arkadaşlar. Yani son derece basit gözüken bir asansörden inme ya da bir patlatma olayın arkasında uzun yıllar gerektiren bir çalışma söz konusu. Güney Afrika bu konuda hakikaten örnek ülkelerden bir tanesi. Benim bugün konuşmak istediğim madencilik sektöründe yapılan Ar-Ge çalışmaları. Aslına baktığımız zaman en büyük etkenlerden bir tanesi 1960 yılında yaşanan Coalbrook faciası. Bu bir kömür madeni yaklaşık 180 metre yerin altında 900 tane piların arka arkaya domino efekt göstererek yıkılmasıyla maalesef gerçekleşti. Bu olayda yaklaşık rakamlar değişiyor. Kimisi 437 diyor, kimisi 439 diyor. Fakat her halükarda çok sayıda insan canlı bir şekilde yer altında kaldı ve maalesef hiçbiri kurtulamadı. Bunun arkasından tabii bir takım araştırmalar başladı, bir takım ne denir ona inquiry başladı. Ve yapılan inquiry sonucunda belli noktalarda fikir birliğine varıldı. Nedir bunlar? Yapılan maden dizaynlarında ya da maden metotlarının dizaynlarında herhangi bir scientific, bilimsel herhangi bir şey yok, backup yok, herhangi bir temel yok. Bu nedenle sistematik olarak yapılacak bir araştırma gerekliliği ortaya çıktı ve bunun da bir organizasyon tarafından belli bir amaç doğrultusunda yapılması ihtiyacı ortaya çıktı. Ve 1960 yılındaki bu disaster'dan sadece 4 yıl sonra COMRO yani Chamber of Mines Research Organization olarak bir araştırma kurumu ortaya çıkarıldı. Bu araştırma kurumu en büyük özelliği bütün finansını madencilikte faaliyet gösteren ve Chamber of Mines'e kayıtlı firmalar tarafından finanse edilmesi. Fakat finanse edilen projelerin hepsi madencilik sektöründe özellikle productivity ve efficiency üzerine yoğunlaştı.
Diğer bir özellik ise içinde bulunan değişik çalışma gruplarında geliştirilen her teknoloji bir fiil yer altına gönderilip yer altında test edildi. Mesela yandaki tabloya baktığınız zaman tabloya bu hidrolik teknoloji bölümünün yaptığı çalışmalar ve bu çalışmaların nerelerde test edildiğini gösteriyor. Mesela 1973 yılında hydropower'ı bir enerji kaynağı olarak düşünmüşler. Neden? Çünkü siz 3 kilometreye indiğiniz zaman sizin yukarıdan göndereceğiniz suyun enerjisi sizin aşağıya göndereceğiniz compressed air'dan çok daha efficient. Buna benzer şekilde anlı ya da stop dediğimiz madencilik aktivitesinin gösterildiği yerde kullanılan delme makineleri, efendim temizleme makineleri hepsi tek tek dizayn edilip bir fiil yer altına gönderilip performansları kontrol edildi. Buradan çıkan çok güzel çalışmalar var. Mesela bunlardan bir tanesi Impact Ripper dediğimiz çok kırılgan olan kayanın makinal mekanizasyon yoluyla yeryüzüne çıkartılması, efendim hydropower'ın aynı şekilde enerji kaynağı olarak kullanılması, değişik delme makinelerin dizaynı ve üretime verilmesi. Ben kusura bakmayın tekrar bölüyorum ama ekran paylaşımını sanırım başaramadık. Tekrar bir deneme şansınız olur mu acaba? Tabii ki. Bir bakayım. Aslında ekranın alt kısmında ses ve kameranın yan tarafında içeriği paylaş şeklinde bir... Evet, şu an geliyor. Tamam, çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Rica ederim. Ben Zoom kullandığımı ilk defa kullanıyorum. O yüzden ben özür dilerim. Yok, çünkü yani şu table'da aslında yıl yıl hangi ne yapılmış, nerede test edilmiş. Sadece bu sadece hidrolik teknolojileri bölümünde geliştirilen teknolojiler. Bunun gibi 3-5 tane değişik teknoloji bölümünde de yapılan çalışmalar var. 1964 yılında Komlo'nun yaptığı bu çalışmalar hakikaten altın madenciliğinde yapılan her işleme bir rehberlik yaptı. Fakat 1993 yılında, biliyorsunuz 1994'te ilk demokratik seçimler yapıldı. 1993 yılında bakanlığın, Maden Bakanlığı'nın içinde onun finanse ettiği bir konsey ortaya çıkarıldı. Bu konseyin içinde değişik çalışma grupları var. Bunlardan bir tanesi SIMRAC adını verdiğimiz Safety in Mines Research Advisory Committee. Bunlar da 9 tane değişik alanda bu alanlarla ilgili konularda çalışma yapmak üzere bir takım projeleri geliştirdiler. Peki 1993'te bunun ortaya çıkma sebebi ne? Bunun ortaya çıkma sebebi kısaca şöyle. Komlo'nun yaptığı bütün çalışmalar doğruya dayanmış. Doğruya dayanmış üretimi arttırmaya kaynaklı projeler. Ben üretimimi nasıl arttırırım? 1'i 2'yi nasıl yaparım? Alnımı 1 metre yerine 2 metre nasıl ilerletirim? Kırdığım kayayı yeryüzüne en hızlı nasıl çıkartırım? En ucuza nasıl çıkartırım? Bütün projeleri asıl kaynağı buydu. Fakat 1993 yılındaki o zamanki istatistikleri gördük ki ölüm oranı Güney Afrika madenciliğinde hakikaten çok yüksek. Yani yılda yaklaşık 700-750 kişiden bahsediyorum. Dolayısıyla devletin aldığı karar neticesinde artık Arge'nin üretimden biraz uzaklaşıp insanların sağlığı onlarla ilgili projelere yönelmesi nedeniyle SIMRAC kuruldu. SIMRAC'in içinde dediğim gibi değişik çalışma grupları var. Bu grupların içinde de SIMRAC şu anda hala faaliyette. Yaklaşık bütçeleri 50 milyon rand civarı, rand olayını da vereyim, 1 dolar, Amerikan doları yaklaşık 16 rand civarı yanılmıyorsam. 1993 yılında konseyin kurulumundan sonra Komlo CSR'ın bir parçası olarak onunla birleşti. Çünkü
maden sahipleri iki tarafa da para vermek istemediler haklı olarak. Çünkü hem konroyu ben finanse edeceğim hem de kansını konsey yapacağım. O yüzden dediler ki konroyu kapatalım, yeni bir bölüm açalım. Bu bölümde CSR'ın bir division olsun, bir bölümü olsun. İsmi de Mining Tech. 1993 yılında Mining Tech adında yeni bir araştırma kurumu ortaya çıktı. Bu araştırma kurumunun içinde değişik research, araştırma inisiyatifleri aldı. Bunların bir tanesi dediğim gibi Simrek içinde belirlenen projeleri yapmak. Diğeri DeepMind, bugün size biraz kısaca bahsedeceğim bu araştırma çalışması. DeepMind'deki sonuçların ortaya çıkmasından sonra yeni bir araştırma grubu yine kuruldu. Bunun adı FutureMind. Daha sonra PlatteMind, daha sonra Caltech. DeepMind 1998 yılından 2002 yılına kadar sürdü. Buradaki amaç sadece altın madenini üzerine fokuslandı ve amaç 3 kilometreden 5 kilometreye inmek istersem elinde bulunduğum teknolojinin yettiği ve yetmediği yerleri anlamak. 4 yıl sürdü bu. FutureMind ise 3 ila 5 kilometreye inerken belirlediğim kısıtlı olan teknolojilerin yerine hangi teknolojileri getirebilirim, nasıl getirebilirim? DeepMind ile FutureMind o kadar başarılı oldu ki arkadaşlar, bunun neticesinde platinyum üreticileri de aynı konsepti kullanmak istediler ve PlatteMind inisiyatifi başladı. Bu sinerji diyeyim ben buna. Buradan kaynaklanan outputlar, researchlerin ortaya çıkması ve bunların uygulanabiliyor olması, daha da önemlisi uygulandıklarındaki karlılıkları, benefitleri gördüklerinde kömür endüstrisi de aynı şekilde bir araştırma kurumu yaptı. Bunun adına da Caltech dendi. Caltech bugün hala şu anda işlevini gören bir araştırma grubu. Simrek dediğim gibi bakanlığın altında hala işlev gören bir araştırma grubu. DeepMind, FutureMind ve PlatteMind bunlar kendi proje objektiflerini yakaladılar ve maalesef hepsini sona erdi. Şimdi DeepMind'e gelmiyor. Tabii DeepMind'in ortaya çıkması da çok enteresan. Sebepsiz, hani bizde bir laf vardır ya, sebepsiz kuş uçmaz diye. Her şey aslında ekonomik arkadaşlar. Şimdi burada size yukarıda gösterdiğim grafik mavi olan, mavi line, bu altın fiyatının dolar üzerinden seyri. Mavi olan. Kırmızı olan ise altın fiyatının rand üzerinden değeri. Bakın çok enteresandır. 1980'li yıllarda, 80, hatta 82'ye kadar, 1982'ye kadar bir Güney Afrika rendi bir Amerikan dolarından daha değerliydi. Fakat 20. yüzyıl, yani 1980'li yıllardan sonra dolar o kadar güçlendi ki ya da rand o kadar değer kaybetti ki bu sefer rand'in altın karşılığındaki geliri çok arttı. Şuna demek istiyorum. Şu kısımda mavi altın fiyatı dolar bazında düşmesine rağmen rand bazında arttığı için altın firmaları bunu bir fırsat olarak gördü. Niye? Çünkü üretimi yaparken siz bütün masraflarınızı eğer dışarıdan büyük makineler getirmiyorsanız sizin masrafınızın büyük bir kısmı Güney Afrika rendi olarak ödeniyor. Fakat malınızı dolar olarak satıyorsunuz. Dolayısıyla dediler ki bu bizim için bir fırsat ve büyük ihtimalle altın fiyatı dolar bazında da artacak ve exchange rate daha da kötüleşecek. Dolayısıyla bizim karlılık oranımız artacak. Dolayısıyla aslında DeepMind'in çıkış noktalarından bir tanesi de bu benim kendi kişisel görüşüm, buradaki fırsatı görebilmeleri. Diğer bir neden ise 1997 yılında Güney Afrika'daki maden kanunu değişti.
Yeni kanunda çalışanların sağlığına ve güvenliğine çok büyük yaptırımlar getirildi. Nedir efendim? Gürültü level'ı şu seviyede olacak. Havadaki silika dust bu seviyede olacak. Efendim, çalışanların hakları değişti. Mesela kanunun 54. maddesi aynen şunu der. Herhangi bir şey kaza olduğunda ölümlü ya da ölümsüz inspektör gelir ve gerekli görürse o madeni süresiz kapatabilir. Ve bu son derece kullanılan Section 54 hemen hemen her gün diyebileceğim şekilde sebepsiz, habersiz inspektör gelir madenize girer. Gördüğü en ufak bir sebeple cezasını yazar, hatta o şaftı kapatma yetkisi de vardır. Bu nedenle bu büyük madenin büyük çocukları kimdir bunlar? AngloGold Ashanti, Gold Fields, Harmony, DRD. Bunlar dediler ki biz altında büyük bir şey var, bir fırsat var. O yüzden yapımızı değiştirelim ve daha da önemlisi beraber çalışalım. Burada açık samimiyetimle söylerim. Eğer birisi farkındaysa bana söylesin. Benim bildiğim kadarıyla madencilik sektöründe ilk defa maden firmaları, araştırma organizasyonları, üniversiteler, işçiyi temsil eden sendikalar ve devlet bir araya gelip dediler ki bu opportunity'yi nasıl kazan kazan üzerine kurabiliriz? Tabii burada ben bir saflık derecesini de geçmek istemem. Çünkü her firmanın kendi iş yapısında da bir takım araştırmaları var. Bunları tabii kendi şirketlerinin içinde bulunduğu competitive benefit olarak onu paylaşmak istemiyorlar. Fakat hepsinin ortak olduğu, hepsinin ortak sahip olduğu bir takım teknik problemler var. Dolayısıyla bu problemleri beraber çözelim çünkü çözüm hepimize yarayacak dediler. Dolayısıyla bir program oluşturuldu. Bu programın bütçesi o zamanki rakamla 66 milyon rentti. Bugünün rakamlarıyla çevirdiğim zaman yaklaşık 10 milyon dolar. 4 yıl içinde 10 milyon dolar para yatırdılar. Yaklaşık birazdan bahsedeceğim 15 değişik research konusunda projeleri belirlediler ve bu 4 yıl içinde yaklaşık 250 tane araştırmacı bu projeler içinde görev aldı. Projelere baktığın zaman şimdi DeepMind, yani bütün firmalar bir araya geldiler fakat nasıl işleteceklerdi? Burada 3 tane temel şey vardı, kural vardı. Bunun şeyi yok, tartışması yok. Birincisi, araştırma konularının hepsini endüstrisinin kendisi belirleyecek. Bu ne demektir? Mesela ben bir araştırmacı olarak eğer bir konuda çalışma yapmak istiyorsam bunu motive etmem gerekiyor ve endüstrinin bunu kabul etmesi gerekiyor. Ya da endüstrinin bana gelip Mr. Güler bizim şurada problemimiz var. Nedir? Efendim ben 1 metre ilerliyorum fakat benim 1.1 metre ilerlemem lazım. Bu konuda git araştır bana söyle ne yapmam lazım. Yani sonuç itibariyle yapılan her research, her araştırma madencilik endüstrisinde yönetim kurulunda oturan firmalar tarafından belirleniyor. İkincisi collaboration, ortaklık. Bu ne demektir? Her proje mutlaka üniversiteden birisini alacak. Her proje mutlaka sendikadan birisini alacak. Dolayısıyla projenin yapımı halinde herkes bir şekilde katkıda bulunacak. Daha da önemlisi, çok önemlisi nasıl bunu biz sponsorluğunu yapacağız? Burada da devlet çok iyi bir iş gördü. Ne dediler? 3 tane şey var, role player var. Nedir? Birisi devlet. İkincisi araştırma kurumu CSIR çünkü onun altında. Üçüncüsü de endüstri. Dediler ki endüstri $1 koyacak. CSIR $1 koyacak. Etti $2. Devlet koyacak $1. Etti $3. Fakat endüstriden gelen $1 bu programa ortak olan firmalar arasında bölünecek. Ne demektir? Eğer 4 tane firma gelirse 4 firma 25'er sent ödeyerek bir rendi contribution'ı yapacaklar. Dolayısıyla maden firmalarına da çok büyük yük olmadı.
Buradaki en büyük olaylardan bir tanesi arkadaşlar, devlet niye bir doları veriyor size? Bir, yeni iş imkanı yaratmak ve en önemlisi kurallardan bir tanesi de her projede, hemen hemen her projede mutlaka bir öğrenci, üniversiteden bir öğrenci olacak. Yanılmıyorsam DeepMind programının tamamlandığında yaklaşık 50 tane doktora, bundan daha da fazla master çalışması yapıldı. Mesela ben kendi master diplomamı Simrek projesi altında çalışırken aldım. Dolayısıyla bir alttan gelen gençlerin de bu projelere dahil edilmesi, bu konsepti anlaması ve geleceğe yatırım olarak görüldü. Kimler vardı bu projede? Dediğim gibi ilk başta büyük firmalar Anglo, Goldfields, DRD, Harmony, ARM. Bunlar beş büyük player. Bunlar beşe girdi. Chamber of Mines, o da bir parçaydı. Öbür tarafta üniversitelere baktığım zaman Pretoria Üniversitesi, CSI, WITS, ikisi beraber bu projeye dahil oldu. Sendikalar kısmında da NAM'la, o zamanki şu proje, sendika, bu sendika şu anda yok. İki sendika üyesi, bunlar da projenin bir parçasıydı. Aslında şu resme baktığımızda amaç belli. Akademik çalışmaları endüstrideki bir fiil pratik olarak çalışanlara uyarlamak. İkisini bir araya getirmek. Yani sırf research yapmak için research'ten öteye yaptığınız research'ı apply edebileceğiniz bir yerde yapmak. Devletin de burada NRF ve TRIP fondlarıyla beraber dediğim gibi üniversitelerin katılımını sağlamak, öğrencilere yatırım yapmak, doktor master konularını seçmek. DeepMind projesinde 3 kişiye özellikle burada ben saygıyla anmak isterim. Birincisi bu işin arkasındaki beyin, Doktor Gürtunca, bir Türk arkadaşımız, daha doğrusu benim abim. Doktor Gürtunca o zaman CSR Mind'in direktörlerindendi. Bu konsepti o ortaya attı. Bu konsept madencilik dünyasında, Güney Afrika'da çok kabul gördü ve bunlardan bir tanesi Daydearing. Daydearing bu konsepti kabul etti ve sahiplendi. Endüstrinin şampiyon rolünü aldı. Bu iki kişinin başlattığı projeyi de Ray Durham, Project Manager olarak 4 yıl yönetti. Dolayısıyla demek istediğim bu, şu 3 adam olmasa bu program kesinlikle hayata geçmezdi. Program peki niye? Niye bu DeepMind'e ihtiyacımız var? Şimdi videoyu izlerken orada ilginç bir laf geçti. Dediler ki yeni bir ore deposit keşfedildi. Aslında doğru değil. Şu neden doğru değil? Şimdi biz altın madencilerine baktığımız zaman Güney Afrika'da yaklaşık 20 tane değişik damar var. Ve bu damarlar çok enteresan. Birbirlerinden belli mesafelerle hiç değişmeden hani bir şey gibi, tabular, şey gibi, bir kek gibi gidiyor. Mesela birinci en önemli damarlardan bir tanesi VCR dediğimiz bu şu kırmızı line'le gösterdiğim damar. Bu damar yüzeye vuruyor belli yerlerde. Fakat belli bir yerden sonra bu aşağı doğru gidiyor. Ve biz biliyoruz ki bu damar 6-7 kilometre dibe kadar gidiyor. Bunun şeyi yok, tartışması yok. Öbür taraftan daha da ekonomik olan diğer bir damar ise karbonlidir damarı. Bu iki damar. Şimdiki bizim yaptığımız aktivitelerde 1995'lerde, 96'larda zaten iki tane, üç tane kuyu sistemiyle 3500-4000 metreye yaklaşılmıştı. Bu kuyularla VCR dediğimiz damarın bu kısmı tamamen çıkartıldı. İkinci ve üçüncü kuyularla bu VCR'ın şu kısmı sağı ve solu, şaftın sağı ve solundakiler alındı. Ve daha da önemlisi bu ikinci şafla beraber karbon nitrata bir geçişimiz oldu. Dolayısıyla şu bölgedeki bütün cevher çıkartıldı. Fakat buradaki soru, bu cevher aşağı doğru indiği zaman ben buraya nasıl geçiş yapacağım? Aynı fikirlerden bir tanesi yeni bir şaft açmak. Fakat bu şaft 5 kilometreye mi insin, 4 kilometreye mi insin? Yine ekonomik sebeplerden dolayı şuna karar verildi. 4 kilometreye insin
4 kilometre indiğim zaman VCR damarının şu kısmına benim direkt geçişim olacak. Ve artı benim tünellerimi uzattığım zaman ben karbon lidere de geçiş olacağım. Dolayısıyla siz depozitinizi madenciliğe başladığınız zaman yaptığınız kapital yatırımın en kısa zamanda geri dönüşümünü alacaksınız. Bu arada bu yeni şaftın açılması yaklaşık 10 ila 15 yıl sürebiliyor. Yani şunu demek istiyorum. Yani ilk yaptığınız yatırımdan sonra ilk elinize gelecek bir ons altın için yaklaşık 10 yıl beklemeniz gerekiyor. Peki bunu nerede kullanacağız? Şimdi tabii bu sizin için bir anlam ifade etmiyor olabilir ama diri fondlarından bahsetmiştim. Anglo-Gold Ashanti'nin sahip olduğu Western Deep Levels'dan bahsetmiştim. Bu alanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu alanlarda madencilik şu anda 3 kilometreye inmiş durumda ve artık son dakikaları, intikaları oynuyorlar. Fakat biz biliyoruz ki şurası en derin kısım ve altın burada var. O zamanki yaptığımız araştırmalarda bizim tahminimiz buradaki bulunan altının yaklaşık 13 gram ton başına 13 gram ki bu anormal yüksek bir rakam ve yaklaşık 1600 ton altın olduğu tahmin edildi. Bunu biz rakamlara çevirirsek yaklaşık 88 milyar dolarlık bir altın yatağı söz konusu. Yani bu ne demektir? Bu sizin iyi bir başlangıç noktası. Buna benzer diğer bir kullanabileceğimiz ya da bu projeye bu proje için olanak sağlayan bir tanesi de Argonaut projesi. Dediğim gibi şurası 3 kilometreye kadar madencilik yapılan yerler. Şu sahalar şu anda madenciliğin yapıldığı ve bittiği. Fakat şurasının target olarak, hedef olarak belirlenen bir alan. Burada da yaklaşık ne kadar 2500 ton inferred olarak tahmini altın olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla Bitcoin'in hem finansal açıdan bir gerekçesi var hem de bunu kullanabileceğiniz pratik yerler var. Dolayısıyla DeepMind projesi başladı. Fakat DeepMind projesi başladığında 5 tane ana problem biz belirledik. Nedir? Bir tanesi sağlık. İşçinin sağlığı. Sağlığı derken biraz önce bahsettiğim ısı, psikolojik etkileri. Çünkü siz 5 kilometre indiğiniz zaman sizin kulağınıza binen basınç yaklaşık 5 metre derinlikte havuzda yüzerken kulağınıza binen basınç. Onun haricinde ısı. Dediğim gibi her 100 metrede ısı 1 derece artıyor. Bu ısıyı nasıl halledeceksiniz? İkinci en büyük problemlerden bir tanesi sismik eventler. Sismik eventler maalesef bunun biz önüne geçecek bir çözüm yok şu anda. Fakat seismicity siz yer altına indikçe artıyor. Ve bunun maalesef bir önden tahmin bulunacak ya da prediction yapacak bir teknoloji yok. Dolayısıyla dedik bu seismicity nasıl etkilenecek? Bunun üzerinde bir takım çalışmalar yapmak lazım dendi. Soğutma. Bu keza hem çalışanlar için hem de makine kullanıldığı zaman makineden kaynaklanan ısının nasıl bertaraf edileceği. Diğer önemli bir konu ise lojistik kısmı. Siz eğer 4 kilometreye, 5 kilometreye kaç kişiyi indireceksiniz? Nasıl indireceksiniz? Hadi onu çözdünüz. Peki oranın supportunu, tahkimatı için malzemeyi nasıl indireceksiniz? O malzemeyi yukarı nasıl çıkartacaksınız? Bütün bunların üstüne cost. Çünkü bunların hepsine teknik olarak çözüm bulsanız bile eğer maliyetini bunu karşılayamazsınız ve belli şekilde bir profit marjını sağlayamazsınız, dolayısıyla bu projenin de yaşama geçme şansı sıfır. Ne yapıldı? Yaklaşık 15 tane değişik çalışma grupları belirlendi. Ben şunu kenara çekeyim şöyle. Bu nedir bunlar? Birincisi bu mesleki sağlık ve safety, iş güvenliği. İş güvenliğindeki yapılan çalışmalarda buradaki en büyük amaçlardan bir tanesi dediğim gibi çalışanların sağlığını, refahını, güvenliğini tehlikeye atabilecek ya da tehlikeleri tahmin etmek, bu tehlikeleri önceden belirleyebilmek.
bunları değerlendirmek. Bunlarla ilgili neler yapıldı? Mesela çok enteresandır. Bu hızla, yani yaklaşık 60 km hızla aşağıdan yukarı çıkan kişilerin boğazlarında bir takım problemler tespit edildi. Daha sonra neler tespit edildi? Fiziksel olarak kulaklarda bir takım problemler tespit edildi. Daha da ilginci, kültürden kaynaklanan davranışlarda bir takım bozukluklar beklendi. Bu nedenle yanılmıyorsam Doktor Takati, bu işçi arkadaşlarımızın geldiği ya da sahip oldukları, empoze oldukları durumu anlamak için yaklaşık 6 ay işçilerin kaldığı hostellerde yaşadı. Onlarla beraber yer altına indi, onlarla beraber çalıştı, onların davranışlarını gözlemledi. İkinci çalışma grubu ise jeolojinin belirlenmesi. Buradaki amaç da en az 200 metre ilerisinden fakat 20 metreye kadar resolution olan jeolojiyi anlamak. Çünkü normal tipik bir madende sizin alnınız yaklaşık ne kadar gider? O average 10 ila 15 metre gider. Yani siz 15 metre sorunuzun hiçbir fikriniz yok. Dolayısıyla eğer biz bu derinliğe inersek benim en azından 200 metre ilerisini bilmem lazım ki ben kendi mine dizaynımı ona göre yapayım. Üçüncü çalışma konusu madencilik konusu, maden metodunun seçilmesi. Maden metodunun seçilmesinde şuna geleyim ilk başta. Bu jeolojinin 200 metre ilerisinin belirlenmesinde değişik teknolojiler kullanıldı. Fakat maalesef çoğu istediğimizi vermedi. En çok pozitif output veren borehole radar dediğimiz bir teknik. Burada yaptığımız olay bir tane borehole içinden elektromanyetik teknolojiyi kullanarak rifin devamlılığını anlamak. Ve burada bizim yaptığımız sonuçlarda 80 metreye kadar bu VCR'ın, daha doğrusu VCR rifinin devamlılığını ya da ona ilgili discontinuity olup olmadığını görebildik. Maden metotlarına gelince 4 tane değişik maden metodu şu anda kullanılıyor altın madenlerinde. Nedir bunlar? LSP, STD, Sequential Grid, bir de CSDB. Bütün bu projeler için bir tane O-Body seçildi ve bütün bu 4 tane maden metodu tek tek ithal edildi. Bunlar için scheduling yapıldı ay ve ondan sonraki olayda bir mine design procedure ortaya çıkardı. Bunun için işte O-Body karakteristikleri koydunuz, maden extraction metodunuzu seçtiniz ve değişik maden metotlarıyla beraber değişik grafikler elde ettiniz. Bunun sonucunda yaptığınız diğer ekonomik parametreleri de koyduktan sonra kendinizi karşımıza bir tane utility based decision modeli yarattı. Bu model aslında çok generik bir model. Bütün o 4 tane maden metoduna uygulandıktan sonra bu bir özellikle seçilmiş bir O-Body için yapılan çalışma. Neler yapıldı? İşte bu 4 tane dediğim maden metodu LSP, SGM, STD, SCDB ve havalandırma, soğutma ve refrigeration kısmındaki riskler ve objektiflere yakalama rakamlarıyla beraber birbiriyle kıyas edildiler. Upon a length mantığı için, layout için buradaki çalışmalar CSDB'nin en efektif, en kullanılabilir bir maden metodu olduğunu gösterdi. Daha sonra çalıştığınız yerin supportunu nasıl yapacaksınız? Bu işleri ilk yaptığımız iş 3 kilometreye 4-5 kilometre indiğiniz zaman karşımıza yeni bir kaya çeşidi çıkacak mı? Bunu araştırdık. Hiçbir şekilde yeni bir kaya çeşidi yok. Aynı jeoloji devam ediyor.
Fakat arkasında mesela ne tür support sistemi kullanmamız lazım? Mesela eğer backfill kullanacaksınız, backfill'in özellikleri ne olmalı? Kaç metre daya koyacaksınız? İçindeki dayanım gücü ne olacak? Bu tür çalışmalar yapıldı. Soğutma kısmında ve havalandırma kısmında şu andaki procedure'lar update edildi. Neler oldu problemler? Onların tekrar yeni procedure'ları yapıldı. Yalnız sismik event kısmına bir daha döneyim. Sismik event kısmında bizim kullandığımız değişik parametreler var. Mesela ERR, ESS dediğimiz parametreler var. Fakat bunların istediğimiz şekilde bize çözüm veremeyeceğini gördüğümüz için bu parametreleri volume'u da, madencilik yaptığımız volume'u da içine alacak değişik parametreler üzerinden bir kıyaslama yapıldı. Shaft design buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, dediğim gibi 4000 metreye indiğiniz zaman o kuyudan sizi aşağı indirecek olan halat. Videoda da izledik. Bir seferde normalde oradaki şeyler asansörler 3 katlıdır. Her bir kata yaklaşık 30 kişi tahmini 30-35 kişi sıkıştırırsanız 40 kişi binen, yani her seferinde 100 kişi aşağı iner çıkar. Aslında siz 4 kilometre indiğiniz zaman bu insanların ağırlığı hiçbir şey değil. En büyük problem ROP'un kendisi. Ve o zamanki yaptığımız araştırmalarda dedik ki bizim şu andaki sahip olduğumuz teknolojiyle bu ROP'lar bizim problemimizi çözmez. Özellikle kırdığınız kayayı ya da malzemeyi yukarı çıkarken bir seferde çıkartıp getirmek pek pratik gelmedi. Fakat bunu da nasıl çözdük? Bu malzemeleri, kırılan malzemeleri lever'lar arasına taşıyıp lever'dan lever'ı almak şeklinde oldu. Enerji kısmına geldiğinde o gün sahip olduğumuz teknolojiler tek tek elden geçirildi. Yaptığımız, yapılan çalışmadaki ortaya çıkan sonuçlardan bir tanesi basınçlı hava bazı alındığında, öyle bir maden düşünün ki basınçlı hava ve optimum havalandırma sistemi var. Eğer siz 3 kilometreye, 4 kilometreye indiğiniz zaman sizin enerji ihtiyacınız %74 artıyor. Dolayısıyla yeni bir sistem bulmanız gerekiyordu. Bunun üzerine değişik çalışmalar yaptılar. Özellikle üniversiteden çok iyi çalışmalar çıktı. Onun haricinde bir de Obadi Evaluation. Çünkü altın madenciliğindeki altının dağılımı uniform değil. Mesela platinumda baktığınız zaman 20 kilometre, 30 kilometreye baktığınız zaman platinumun dağılımı bellidir. Nedir? 4 gram per ton ya da 3 gram per tondur. Ama altında bu 15'e de çıkar, 2'ye de çıkar. Bunu nasıl yapacağız diye bu üzerinde statistiki çalışmalar yapıldı. Sonuç itibariyle DeepMind'i ben hemen özetlemek istersen, o günkü sahip olduğumuz teknoloji ile bizim 5 kilometreye inmemizde teknik açıdan herhangi bir problem yok. Fakat her bulduğunuz O-Body, her bulduğunuz depoziti ayrıca tek başına inceleyip bunu ekonomik olarak size kar getirip getirmeyeceğini incelemeniz lazım. Şunu demek istiyorum. Ortada silver bullet yok. Yani tek bir maden, tek bir maden metodu, bunu alın her yerde uygulayın diye bir sistem yok. Onun haricinde bu projenin, programın kiminde ortaya son derece kullanılır ve bugün hala kullanılan teknolojiler ortaya çıktı. Bunlar nedir mesela? Stok içinde soğutma amaçlı kullanılan taşınabilir soğutma sistemleri. Bu DeepMind'i biz 2001'de bitti. Fakat bugün 2020 tarihiyle burada öğrenilen tüm bilgiler şu anda kullanılıyor. Sanıyorum bir sonraki slide South Deep'teki kullanılan bir South Deep madeninde şu andaki inilen seviyede kullanılan teknolojiler. Oraya gelmeden önce şunu göstermek istiyorum. Buradaki tüm bilgileri de değişik sistemlerle, madende çalışan kişilerle paylaşıldı. Nasıl oldu bunlar? DeepMind School'lar yaptık. Maden gezip, kaya mekaniğinde neler öğrenildi, ne nasıl kullanılır o öğretildi.
Tahkimat kısmında hidrolik prop mu, Bentley mı kullanacaksınız, bunlar anlatıldı. Bunlar konferans şeklindeki ortamlarda yapıldı ve bütün zaten burada yayınlanan bütün paper'lar değişik ülkelerde arkadaşlar zaten yayınladılar. Bir sonraki slide'e gidersek bunu verebilir misiniz Artun Bey? Bu Peter Sutcliffe'in Vice President'ı. Bunun hazırladığı bir video. Çok kısa aslında. Tabii. Aktarıyorum ben. Burada Gökhan Bey, İngilizce konusunda sıkıntı yaşayabilecek arkadaşlarımız da olabilir. Sonunda yine bir özetle toparlarsanız sevinirim ben. Başlatıyorum Gökhan Bey. Lütfen.
Burada durdurabiliriz Artun Bey. Tabii. Biraz geçtik sanırım ama. Şimdi zamanım çok geçti biliyorum. Fakat şuradan geleceğim arkadaşlar. Yani bu DeepMind projesi bittikten sonra FutureMind, BlackMind ve Caltech'ten sonra ne oldu? 1993'ten 2000 yaklaşık maalesef Komodo'da kayboldu değişik sebeplerden dolayı. Ve ortaya şu videoyu gösterebilir miyiz hızlıca? Burada dikkatinizi şunu göstermek istiyorum. Bu videoda gösterilen olay 1990 yılından 2018 yılına kadar değişik maden altın üreten ülkelerin ürettiği altın durumlarını gösteren 3 dakikalık bir video. Teşekkür ederim Artun Bey. Rica ederim. Teşekkür Onur. Şimdi şurada bu videoda bize neyi gösterdim? Aslında evet.
1905'ten 2007'ye kadar açık ara önde giden Güneartık'a madenciliği, altın madenciliği maalesef 2018 yılında sanıyorum 8. 9. sıraya düştü. Bu ne demektir? Güney Afrika madenciliği şu anda, altın madenciliği büyük bir problem içinde. Daha da ilginci, eğer bir şey yapılmazsa bugün altın madenciliği 2030 yılında Güney Afrika'da bitti. Platinyum madenciliği 2035 yılında bitti. Bunun en büyük sebepleri artan masraflar, düşen productivity ve kanunlarla gelen çevre ve social impactler ve zero harm konsepti adı altında uygulamak zorunda olduğunuz bir takım kurallar. Bu nedenle başlayan neydi? Komro vardı, arkasından Mine Health and Safety Council geldi, sonra CSR geldi. Hepsi geldi, görevini tamamladı ve bitti. Fakat şu anda 2018 yılında yeni bir araştırma kurumu kuruldu. Bunun adı Mandela Mining Precinct. Konsept gene aynı. Labor Union sendikaları içeri almak, devleti içeri almak ve endüstriyi içeri alıp bir kurum kuruşturmak. Yani aynı şekilde gene içimizde bulunan üniversitedeki öğrencilere, bu yaksırlara, gençlere mentorluk yap. Buradaki en önemli olaylardan bir tanesi de MEMSA. MEMSA'nın en büyük amacı Güney Afrika'daki üretimi artırmak. Daha doğrusu dışarıdan gelecek mallar kullanmak yerine, mesela isim vermek istemem ama biliyorsunuz madencilik firmasında bir takım büyük isimler var. Bunlar makine üretenler. Biz yıllarca bu makineleri dışarıdan olduğu gibi aldık. Artık Güney Afrika hükümeti diyor ki biz dışarıdan bunları getirmeyeceğiz. Biz bu işimizi içimizde burada yapacağız. Bu dolayısıyla MEMSA'nın en büyük özelliği Güney Afrika'da bulunan lokal üretim ya maden firmaları onlara opsiyon tanıyıp onlara yardım edebilmek. Mandela Mining Precinct altında üç tane temel research araştırma konusu yapıldı. Birincisi şu anda bulunan madenlerin herhangi bir ekstra ya da büyük emanetlerdeki kapital yatırımı yapılmadan nasıl profitable hale getirebiliriz? Diğer iki önemli grup ise bunlar benim yönetimde olan iki grup. Bir tanesi mekanizasyon, yani insan faktörünü o işlem içinden çıkartıp insanı makinelerle değiştirebilmek. Diğeri de madencilikte patlayıcı olasılığını çıkartmak. Yani patlayıcısı dinamit kullanmadan madencilik yapma teknolojisini araştırmak. Bu üç tane temel araştırma kurum bölümüne OBADİ'nin define edilmesi, bununla ilgili bir bölüm ve özellikle IR4.0 teknolojilerini ya da Industrial Revolution 4.0'ı amaç edinen o bir çalışma grubu. Ondan daha önemlisi insan faktörünü inceleyen bir grubun bu diğer üç gruba yardım etmesini amaçlıyor. Burada yapacağımız buna geçiyor. Bunlar detaylar. Mekanizasyon kısmında ne yaptık? Şu anda biz biliyoruz ki bir şaft varsa elimizde madencilik mining metotlarla beraber bunun 2,5 kilometre ve sağına soluna siz efektif olarak karınız oranında siz buraya madencilik uygulayabilirsiniz. Fakat bir mentalite olarak Güney Afrika'daki her şaftın arası yaklaşık yaramıyorsam 1,8 kilometre uzunlukta. Bu ne demektir? Aslında orada yatıran kapitalde bir kötüye kullanmaktan öteye abuse var. Yani bu ne demektir? Sizin burada bir madeniniz var. Benim burada bir madenim var. Saham var. Siz kendinize bir şaft açıyorsunuz. Ben kendime bir şaft açıyorum. Eğer altın fiyatları 5000 dolar olsaydı tamam yapın. Ama artık öyle zamanlar geçti. Dolayısıyla bizim burada yapmak istediğimiz bu iki tane maden arasında sinerji yaratmak. Ne demek bu? İçinde bulunduğumuz bütün, şu ana kadar yaptığımız bütün çalışmaları
maden edilmiş alanları çıkartıp nerede maden kaldı, nerede bu yataklar ve bu iki maden arasında biz nasıl bir sinerji yaratırız? Bunları belirledikten sonra bunun üzerine değişik layer'lar koymak. Nedir değişik layer'lar? İşte o an orada bulunan şu andaki hazır şaflar, kuyular nerede bunlar? Üzerinde geçen tailing damlar neredeler? Hangi yol nereden geçiyor? Enerji kaynakları nerede? Bütün Güney Afrika'nın tamamını görmek. Şu anda herkes sadece kendi alanını görüyor. Fakat bizim hayalimiz neydi? Bütün üç boyutlu şeyi görebilmek. Damarın madencilik yapılmış kısmıyla geride kalan kısımlarını görebilmek ve bunların jeolojik karakteristiklerini belirlemek ve değişik sınıflarda klasifiye edip gruplayabilmek ve şu andaki bulunduğunuz, sahip olduğunuz infrastruktürle yeni bir maden metodu kullanmak. Mesela ben şimdi size burada bir örnek vereceğim. Şu bölge, gördüğünüz şu bölge, İsrail bölgesinde tamamen madencilik bitmiş, bırakılmış. Biz burada ne yaptık? Bu iki boyutlu kısmı alıp, üç boyut haline getirip, geride kalan kısımları görsellemeye çalıştık. Bu sadece küçük bir bölüm için yapılan çalışmaydı. Biz bunu Güney Afrika geneline koyduğumuz zaman elimizdeki sahip olduğumuz jeolojinin hem özelliklerini hem de nerede olduklarını, hangi özelliklere sahip olduğunu belirledikten sonra bir mekanizasyon şekli uygulamak. Diğer bir kısım ise patlayıcısız madencilik. Bununla ilgili değişik teknolojiler vardı. Bunları değişik sınıflarda klasifiye ettik. Bir tanesi mekanik olarak katmak. Nedir işte bu efendim? Reef boring. İkincisi thermal, ısıyı kullanarak kayayı kırmak. Üçüncüsü çelik halatlar, diamond wire dediğimiz halatlarla damarın kendisini alttan ve üstten kesmek. Aslında bu mermer madenciliğinde baktığınız zaman hala kullanılan, bugün de kullanılan bir teknik. Diğeri bir elektromanyetik teknoloji. Bunun içinde ne var? İşte elektrik yollar kayayı kırabilmek. Diğeri propellantlar ya da foam kullanarak, köpük kullanarak dışarıdan gelen basınçla kayayı kırmak. En son teknoloji çeşidi ise kimyasal yollarla. Biz şu andaki dünyadaki tüm ek çalışmalara baktık ve gördük ki elektromanyetik in-hole expansion ve kimyasal yollarla kaya kırılma daha çok erken. Bunun için çok önemli çalışmaların yapılması gerekiyor. Fakat içinde bulunduğumuz zaman limitinden dolayı, çünkü benim hedefim 2030, 2030 yılı. Yani şurada benim 10 yılım var. 10 yıl içinde benim çözüm bulmam gerekiyor. Dolayısıyla en çok ümit veren bu teknolojilere yüklendik. Nedir bunlar? Thermal spalling ve diamond wire. Thermal spalling aslında son derece basit bir teknoloji, bir deliği deliyorsunuz. İçine jet motorunun çok küçülmüş halini çok büyük ısıda yavaş yukarı çektiğiniz zaman kaya çatlamaya başlıyor. Aynı güneş altında deriniz nasıl kabarmaya, dökülmeye başlıyor. Aynı mentalite. Bu teknoloji AngloGold Ashanti tarafından şeyde VCR Reef'inde kullanıldı. Fakat değişik problemler yaşadı. Nedir problem? Eğer sizin açtığınız delik dik değilse, dolayısıyla yer çekimini o kayayı, kırdığınız kayayı temizlemek için kullanamıyorsunuz. Kayayı kırıyorsunuz ama hole aşağının delik neyse, yataysa içeride kalıyor. Ve siz bunu 24 ya da 30 saat içinde buradan almazsanız ısı soğurken o alet tekrar birbirine yapışıyor. Biz buna çözüm bulmaya çalışıyorduk. Diğeri de diamond wire. Bu da kullanılmış. 60'lı yıllarda Anglo kullandı bunu. Ama nerede kullandı? 2500 metrede kullandı. Ne yaptı? Reef'in üzerinden kesti. Altından kesti. Yaklaşık 11 milimetre her bir açıklık. Fakat 2500 metrede closure o kadar yüksek ki, yani yukarıdan gelen basınçla sizin açtığınız o 11 milimetre birkaç gün içinde kapanıyordu. Dolayısıyla bu teknolojiyi kullanamadılar. Biz de şu anda ne dedik? Alalım bu teknolojiyi, bir önceki çalışmada belirleyeceğimiz yaklaşık nedir efendim? 700, 800, 900 metreye kadar olan derinliklerdeki bunlarda K ratio
çok yüksek, yani yukarıdan gelen basınç daha az olduğu için bu teknoloji orada kullanılabilir diye belirledik. Arkadaşlar, bu benim bu son slaydım. Bütün anlatmak istediğim şu: 1800'lü yıllarda başlayan baretsiz, hiçbir önlem alınmayan madencilik 110 yılda buraya geldi. Bugün Güney Afrika'daki çalışmalarda uzaktan kumandalı dozer kullanmak sıradan bir olay. Fakat hala gitmek gereken yol var. Kendine has problemleri var. En büyük problem şu anda cost. Operating cash cost. Yani biz dünyada altın üretimi yapan madenlere baktığımız zaman Güney Afrika'daki en büyük %52 daha fazla. Eğer biraz önce senaryoda gördüğünüz o şeyde, simülasyonda, bir anda ortaya Çin çıktı. Ya da Asya ülkeleri çıktı. Niye? Çünkü open pit'te yapıyorlar. Üretimleri, maliyetleri düşük. Dolayısıyla kar profitleri en büyük, çok yüksek. Güney Afrika'daki en büyük problem şu anda artık dibe indiğimiz için benim orada çalışma maliyeti çok yüksek. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.